Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bir kitap tanıtım videomuzu daha sizlerle kanalımızda birlikteyiz. Uzun zaman oldu videoyu paylaşmayalım sizlerle. Bu uzun zamanı telafi etmek, ayrı geçirdiğimiz uzun zamanı telafi etmek adına bir kitap tanıtım videosuyla yine karşınızdayım. Bugün Tarih Tıbbı Konuşturdu adlı kitabımı tanıtacağız size. Timoş yayınlarından çıkmış olan kitap. Suikastlar, Sır Ölümler, Esrarengiz Olaylar Yanlış Anlaşılması kitabımızı derken çıkmış olan kitabım var. Aslında benim kitabım değil arkadaşlar. İnşallah bir gün o da olacak da ne zaman bilmiyorum. İnşallah. Evet, kitabın yazarı Taha Uğurlar, Muammer Kayıtekin, Timoş yayınlarından tekrardan 7. baskı ve 37 bin adet satılmış arkadaşlar. Kitap çok güzel. Özellikle görselleri fevkalade, böyle gördüğünüz gibi haritalar, işte döneme ait resimler, gravürler, fotoğraflar, çok ilginç tıbbi bilgiler. Tabii kitabın genelinde suikastlar, sır ölümler ve esrarengiz olaylar, tarih olayların arkasında yatan nedenlerin tıbbi olarak da bir takım değerlendirmeler aslında burada. Beni en çok burada etkiledi arkadaşlar, bu gladyatörler arenada dövüşürlerken işte biliyorsunuz o zaten işkence yöntemlerinden birisi, aslında orada acı çekerek ölmeleri sağlanıyor. Ama çok ilginç bir şey. Omurga kılıçla yarılarak can almaları sağlanıyor ama kişi onurlandırılarak nasıl öldürülür kısmını anlatıyor burada. Çok ilginç de konu başlıkları var. Kitap toplamda 19 bölümden oluşuyor. Ama en ilginç olanı o herhalde. Kişi onurlandırılarak nasıl öldürülür? Bana o çok değişik geldi. Yani omurganın parçalanması, orada kan akışına bağlı olarak kişide bir oluşuyormuş. Şok oluşuyormuş. O şoka bağlı olarak da hiç acı hissetmeden ölüyormuş mesela. Enteresan bir şey. Biz dışarıdan baktığımızda çok büyük acı çekerek öldüğünü düşünürüz. Yani filmlerde de tasvir edilir ya, o şekilde ölüm olayları. Arenada gerçekleşen işte gladyatör nasıl öldüğüne dair halbuki acı hissedilmiyor, çok fazla kan akışı olduğu için vesaire, daha bir sürü var tabi, böyle kan akışı ceset meset falan deyince insan korkuyor ama tarihi olayların arkasında neler yatıyor ya da bu tarz şeyleri neden yapıyor insanlar, mesela orta çağda cadı yakma törenlerinden bahsediyor, işte Mısır'da mum yalama işlemi nasıl yapılmış ya da bizim işte tarihimizde ölen önemli kişilerin işte dondurma işlemleri, tahnit işlemleri nasıl yapılmış, bunlardan bahsediyor. Ve tarihi olayların arkasına yatan nedenleri çok iyi anlattığı için tekrardan arkadaşlar bu kitabı önermemin nedeni yani merak unsurları. Bir tarihi olay geçmişte nasıl meydana gelmiş, neden olmuş. Mesela ilginç bir kısım daha vardı kitapta, Hürrem Sultan'ın hastalığıyla ilgili işte kulunçtan öldüğünü söyleyenler varmış ama aslında o dönemde tedavi yöntemi çok gelişmiş olmadığından bir tür akciğer kanserinden vefat ettiği anlatılıyor. Çok değişik şeyler var. İşte Fatih'in nasıl öldürüldü, öldürüldü mü, kendisi mi öldü, bunlar detaylı bir şekilde anlatılıyor. Kitabın ön kapağında da Fatih Sultan'ın için bir resmini görüyoruz arkadaşlar. Tekrardan Timoş yayınlarından Taha Uğurlar ve Muammer Kayatekin yazarları arkadaşlar. 7. baskısı 37 bin adet satmış. Bendeki 7. baskısı arkadaşlar. Piyasada bu fiyata bulabilirsiniz. Diyor ki tarih herkesi sevdiren adam Taha Uğurlar. Şimdi Tarih Tıbbı Konuşturdu kitabında Doktor Muammer Kayıtekin'le birlikte cevabı yüzyıllarda merak edilen birçok sorunun peşine bir dedektif titizliğiyle düşüyor diyor. Merak eden arkadaşlarıma ve tarihi seven, tarihi olayların nasıl oluştuğunu öğrenmek isteyen arkadaşlarıma şiddetle tavsiye ediyorum. Okumanızı öneririm. Okuyan insan önemlidir, güçlüdür, bilgi güçtür. Sizi olayları anlamınızı, dünya algılamanızı geliştirir. Sizi de geliştirir, sizi insanlara tanıtır. Bir kimliktir, kartvizittir olarak da düşünebilirsiniz. Okuyanla okumayan bir olmaz arkadaşlar. O yüzden bol bol kitap okumanızı ve üzerine düşünmenizi tavsiye ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.